Bugün Ordulu vatandaşların artan kira ve ev fiyatları hakkındaki düşüncelerini aldık. Kimse zararına bir şey yapmak istemez. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Kira olmasa dışarıda kalamıyorsun. Bu ekonomik bir sorun. Sadece kira değil, her şeyde. İnsanların alım gücü azaldıkça muhakkak bir çıkmış halinde. O da ev kirasından olur, su parasından olur, elektrik parasından olur. Eğer cebinde paran yoksa ne ev kirası, ne yeme parası, ne içme parası. Hayat bitiyor. Hayatın bittiği yerde de zaten yaşam ancak bu kadar olur. Bundan ziyade ev sahipleri nerede fırsat varsa onu kolluyorlar. O fırsattan dolayı da onlar da haklılar. Girdi masrafları, şunları buna bakarsan hiçbir şey yok aslında, ama onların niyetleri çıkartıp daha fazlasına vermek, daha fazla kar etmektir, daha fazla gelir sağlamaktır. Bundan başka bir şey yok. Siz kirada mı kalıyorsunuz? Doğrudur, kirada kalıyorum. Ne kadar bir artış oldu sizin kiranız? Şu anda benim kiram aslında bakarsan 750 idi, 1400 lira oldu. Yakıt parasını da koyduğunuz zaman 2000 lirayı buluyor. Perşembe gibi bir yerde 2000 lira. Çok fazla. Kazancımız nedir? Emekliyiz. 3000 küsür lira aylık alıyoruz. Onunla beraber idare ediyoruz. Başka yapacak olduğumuz bir şey yok. Ülkemizde %100 her şey arttı. Bununla birlikte de tabii ki kiralar artıyor, artış gösteriyor. Buna yani ülke olarak bir düzlenmesi gerekiyor. Siz kirada mı kalıyorsunuz? Yok, ben kendim yani iş yerimde de kira vermiyorum, evde de kira vermiyorum. Ama birçok esnaf arkadaşım kira veriyor ve yüksek rakamlar veriyorlar. Bundan dolayı da kiraların normal olması gerektiğini düşünüyorum. Yani normal tepe tüfe oranına göre artışlar yapılıyor ama bunu çoğu zaman insanlar bu şekilde değerlendirmiyor. Ne kirası, ne artısı ya. Her şey şu güllük gülistanlık. Hiçbir sıkıntı yok. Bak, herkesin parası var cebinde. Arabaları görün. Her yer araba. Mazot derdi yok. Herkesin arabası var. 3 tane evi var. Yalan konuşuyorlar. Siz kirada mı kalıyorsunuz? Yok. Kendi evimde. Kendi evimde. Ne yapayım? Gariban. Yani ev sahipleri haklı bu konuda. Niye haklı? Sadece ev kiraları artmadı. İşte market alışverişleri olsun, hani diğer malzemeler olsun, her şey arttığı için. Yani ev sahipleri ev kiralarını artırdı. Ne bileyim, esnaflar elindeki malzemelerin fiyatlarını artırdı. Bunlardan dolayı oldu yani. Enflasyondan dolayı oldu bunlar. Siz kiracı mısınız? Kiracıyım, evet. Kiranızda ne kadar bir artış oldu? Kiramda artış yapmadı ev sahibim şu anda. Bilmiyorum ne zaman ne kadar yapacak, belli değil. Zor, hayat zor. Ev kiraları arttı, sebzeler, meyveler. Kimse bir şey alamıyor. Mesela dün kimse bir şey almadan pazardan geldi. İki bir şey alıyorsun, bir sürü para. Sonu ne olacak bilmiyorum. Ya şimdi bunu konut fiyatlarına şey yaptığın zaman, iki sene önce 300 bine yani alabileceğin bir konut bugün 1 milyon. Yani 1 milyon yani %200 artış var. Ya maalesef ülkemizde yani zam gelmeyen bir şey yok ki. Yani illaki yani şimdi benzin zam gelince çimentoya demeye zam gelmese de illaki yani konut fiyatı zamlanacak. Yani neticede burada ekonomiyle alakalı olan bir şey. Yani ekonomiyle bittiği için ülkemizde tabii ki daha gelirli için ev almak yine hayal. Yani ne konuşacak konuşalım. Yani bir şey ifade etmiyor. Bir şey değişmeyecek. Vallahi artan fiyatlar belli zaten piyasa. Her şey pahalı. Her şey pahalı. Yani bir şeyin yakası mı? Kiralar da pahalı. Tabii kirada da pahalı. Siz kirada mı oturuyorsunuz? Yok. Kendim. Hala taksit ediyoruz. Bir şeyden aldık. Memur kentten bir daire aldık işte. Hala bir şeyini ödüyoruz. Ekonomi çok bozuk. Ekonominin üzerine bu insanlar bir de kira, kiranın yüksekliğinden ondan sonra yani yoksulluğu biraz daha yoksul duruma getiriyor. Hükümetin buna bir an evvel el atması lazım. Bunlara yardımcı olması lazım. Hele Türkiye gibi yerde bu çok mühim bir olay. Siz kirada mı kalıyorsunuz? Şu anda kirada kalıyorum ama ben İstanbul'da bir dairem var. Orada istediğim zaman gidip istediğim zaman gelebiliyorum.
Sizin kira fiyatları ne kadar arttı? Valla şöyle söyleyeyim. %... Benim fazla artmadı. %30 arttı. Oldu. 200 lira. Nasıl değerlendiriyorsunuz artışı? Normal diyelim. Ne yapalım? Normal yani. Bize göre normal. Yine de Allah razı olsun. Öyle üstümüze gelmedi. İyi, memnunum. Ev sahibinden memnunum.